Ben Kürşat Demirer. 34 yaşındayım. E, oyun içi ismim RegarNur. E, yaklaşık 7 senedir Riot Games Türkiye'de e-spor adına e, birçok işe bulaştım. Yani kural yazımından tutun da web sitesine, haber girişine, e, belirli başlık federasyona dair kararların alınmasına kadar. Ve bu sürecin büyük kısmında da bir yandan da maç anlattım. E, röportajlar yaptım, sahnede bulundum. E, dolayısıyla oyuna dair ve son birkaç döneme dair hikayem bu şekilde. Aslında şu anda bu röportajı yapmakta olduğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Bunun ardından hatta bir de yüksek lisansımı da yaptım İsveç'te, Lund Üniversitesi'nde yine jeoloji üzerine. E, oyunlarsa benim için hiçbir zaman bir kariyer fırsatı olarak görülmemişti. Ta ki Türkiye'de Riot Games'in bir ofis kurduğuna ve burada profesyonel şekilde işleri yürütmeye başladığını öğrenene kadar... Bu Bunu duyduktan sonra da zaten sürekli e-spor'a karşı bir ilgim vardı benim. Sırf League of Legends değil başka oyunların da e-spor'larını takip ediyordum. Bir pozisyon olduğunu görünce de başvurdum ve şanslıyım ki kabul edildim. Dolayısıyla benim için çok ciddi bir hobi olan, çocukluktan bu yana çok ciddi bir hobi olan gaming bir noktada benim işim haline gelmiş oldu. Tabii ki yani az önce de söylediğim gibi aslında benim görev tanımım içinde bir sunuculuk yoktu bu şirkete ilk girdiğimde ama özellikle Riot Games'in ilk zamanlarında işler birazcık daha çok profesyonellikten uzak daha amatör herkesin taşın altına elini koyduğu şekilde gerçekleşiyordu. Ben de 2014 yılında sunucu arkadaşlarımızdan bir tanesinin hasta olup da yayına çıkamamasından. Ötürü yayına çıkma fırsatı yakaladım, e, o sene bir iki tane daha yayınım oldu ve ondan sonra düzenli şekilde maçı anlatmaya başladım. Dolayısıyla şimdi çok profesyonel görünüyor yani işin içerisinde Kaan Kural'ın olması bile ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor ama ilk başlarda bu birazcık şans işiydi benim için, daha sonra tabii daha profesyonel olmaya, kendimi geliştirmeye çalıştım. Esports sunuculuğu aslında e, geleneksel sunuculuktan birazcık farklı, bunun en büyük sebebi aslında e, audience'ın farklı olması yani Konvansiyonel spor izleyen birinin beklentisiyle, e-spor izleyen birinin beklentisi aynı değil. E, yeni çağın gerekliliklerine biraz uymanız lazım, aynı dil konuşmanız lazım. E, umuyorum ki konuşabiliyorumdur. E, um, çünkü yaş olarak da birazcık ileride olduğum için e, şu anda bu oyunu izleyenlere, takip edenlere kıyasla e, onlara ulaşmak, onlara dokunabilmek zor, önemli ama yaptığında da çok büyük keyif veriyor insanın. Esport'a sunucu olmak çok duyduğum, ya nasıl oluruz diye çok soruyorlar arkadaşlar bana ki kesinlikle de ihtiyacı var. Yani sektörün şu anda özellikle gaming sektörünün çok ciddi yeni kana ihtiyacı var. Çünkü çok gelişmiş bir sektör olmadığı için de insan sayısı da çok az. Sunucu olmak çok keyifli ama çok zor. Sunucu olmak istiyorum diyen birine ilk söylediğim şey şu oluyor benim, maç anlat. Kimsenin izlemesine gerek yok. Aç bir tane maçı. Şu anda dünya üzerinde 14 tane farklı lig var. Profesyonel League of Legends ligi var. Her birinde bir sürü maç oynanıyor. Maçı kenara açıp arkaya doğru anlattıkları bu maç sayısı 50'ye çıktığında, 100'e çıktığında, 200'e çıktığında otomatikman zaten bazı problemleri çözmüş oluyor bu arkadaşlar anlatımlarında. Yine burada da bir örnek veriyorum genelde. Ben LCS'de şu anda Captain Flowers en önemli anlatıcılardan bir tanesi tamamen kendi kanalına maçı anlatarak buraya geldi. Orada keşfedildi ve geçtiğimiz sene bir hastalık yaşaması dünya şampiyonası finalini anlatacaktı. Ya yani müthiş bir peri masalı ve bunun öznesi neden sunucu olmak isteyen insanlar olmasın? Ee, sosyal medya kullanıcısı olarak kendimi hiç başarılı görmüyorum. Çok daha aktif olabilirim. Ya çünkü şu anda sosyal medya herkesin her türlü haberi, gelişmeyi, düşünceyi öğrenebileceği bir yer ama ben birazcık daha işi sadece e-spor boyutunda bırakmaya çalışıyorum. Özellikle Twitter hesabımda. Çünkü daha kişisel şeylere girdiğim zaman açıkçası ben Riot Games çalışan olmasam ve maç anlatıyor olmasam muhtemelen 20 bin takipçiye ulaşmam gibi bir şey söz konusu olmazdı. Dolayısıyla beni ben yapan değerleri çok ön plana çıkarmayı tercih etmiyorum. Ama şirketin daha çok önem verdiği yani etkinlik haberleri, maçlar başlıyor hadi gelin böyle bir transfer oldu bu sene şöyle bir şeyler yapacağız gibi daha çok şirketin böyle bir e, person'ı gibi konumlandırmaya çalışıyorum. Öte yandan e, sosyal medya deyince tabii işin içine Instagram falan da giriyor. E, orada da kötüyüm aslında. Yani baktığınız zaman en son postumu bir yıl önce falan atmışımdır ama... E, ...bu tamamen el, el alışkanlığı bence. Ve bende o el alışkanlığı pek yok. Yani insanlar çünkü bir şey oldu, ya Bir dakika bunu paylaşım dedikleri anda aslında sosyal medyayı çok aktif ve güzel kullanmış oluyorlar. Bende o pek yok. Ama sağ olsun takip edenler de belki de unutuyorlar. Bir sene post paylaşmayınca bir dakika ya Regar Nur'u takip ediyorduk diye. Dolayısıyla çok daha iyi olabilirim ama şu anda hani takipçiler sağ olsun geliyorlar. Bence e-spor çok parlak bir gelecek bekliyor. Bunu her yerde söylemeye çalışıyorum. Bizden önceki kuşaklar hatta ben de birazcık ona dahilim. Ee, konvansiyonel sporları takip ettiler. Futbol izlediler, basketbol izlediler ama belli bir dönemden sonra insanlar e, bu sporların aslında ufak tefek problemlerini görmeye başladılar. Yani şu anda futbol izlemek keyifli değil. Çünkü arka ne döndüğünü bilmiyorsunuz ama bir tarafta baktığınızda tertemiz gençlerin içerisinde olduğu ve kazanmanın lobi yapmaktan daha önemli olduğu bir spor dalı olduğunu düşünün. Dolayısıyla izleyiciler e-sporu bu yüzden temizliği yüzünden takip ediyor. E izleyicinin takip ettiği bir sporun da e, markaların, yatırımcıların gözünden kaçması gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla zamanla e, büyüyerek devam edecek. E-spor e büyürken e-spor yayıncılığı geride mi kalacak? Hayır. Şu anda baktığımızda e-spor karşılaşmaları özellikle League of Legends liginin maçları Türkiye'de çoğu zaman basketboldan daha fazla izleniyor. Yani futbollardan en çok izlenen spor olmak çok iddialı. Ama ulaşılmayacak bir şey değil ve çoğu zaman oraya gidiyoruz bile. Sonuçta baktığınızda bizim büyük finalimiz, Türkiye Büyük Finali, Beansports Haber'de yayınlandı. Ve beklediğimizden daha uzun sürdü. 5 maça gitti. Beansports Haber yayını kesemedi. Kesmedi. İnanılmaz bilgi görüyorlardı ve o dönem için YouTube kanalı en yüksek sayıya ulaştı izlenmedi. Ya böylesine korkunç bir potansiyel varken de işin büyümeyeceğini söylemek hiç, hiç doğru olmaz.